Erman Ersoy. Bir süredir peşindeyim. Adam yaralamaktan sabıkası var. Ama benim asıl peşinde olduğum şey daha büyük bir şey. Ne? Uluslararası silah ticareti yaptıklarını düşünüyorum. Yaptıklarını derken? Behçet Ersoy, babası. Birlikte çalışıyorlar. Peki, bir kanıtımız var mı? Henüz yok Sayın Savcım ama peşlerindeyim. Bir de daha da büyük bir şey var. Şanslı sayılar. Onda ile yapıyorlar. Ve işin içindeler. Şanslı sayılar mı? Evet Sayın Savcım. Şanslı sayılar talihlisi ortaya çıktı değerli izleyenler. Adının Yonca Sıdalı olduğu öğrenilen talihli ikramiyesini almak üzere bu sabah saatlerinde... Buna emin miyiz pek? Kesinlikle. Şanslı sayıları düzenleyenler bunu bilmiyorlar. İçeriye adam yerleştirmişler. Ve ne yapıyorlarsa bu adamlar üzerinden yapıyorlar. Ben de birkaç gündür tek tek şanslı sayılardaki adamları takip ediyorum. Bundan sonra bana bağlı çalışacaksınız Ekrem Komiser. Birlikte çok gizli bir şekilde bu davayı ilerleteceğiz. Emredersiniz savcım. Sadece ikimiz. Hiç dallanıp bulaklandırmadan. Bunlar hakkında ne biliyorsanız her şeyi istiyorum. Bunları içeri tıkacağız seninle birlikte. Peki bu Turgay, hakkında başka ne biliyoruz? Anlattığımdan fazlasını bilmiyorum. Zaten çok sessiz ve sakin bir hayatı var. Peki ailesi? Sadece iki kızı var. Numara kaçtı? 3. Ha bir üstü. Aha. Anneciğim, orada ne yapıyorsun? Geliyorum bir tane. Senin ne işin var burada? Defol git buradan hadi. Konuşmalıyız. Kızar siz. Geçin içeri. Geçin, geçin. Buraya nasıl geldin, neden geldin gerçekten bilmiyorum. Ama benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Öyle mi? Öyle. Sen nasıl istersen. Peki ya Erman Arsoy desem? Turgay Moral. Şanslı sayılar. O zaman konuşur musun benimle?